Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Niye zahmet ettiniz? Merhaba delikanlı. Nasılsın? Evet. Hoş geldiniz. Söyledik efendim. Tekrar bir şey yapabiliriz. Hemen bir de çay şerefiz yap. Peki efendim. Bir oturma mı demek? Burada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuda oturdum ama sözlerim yerine gelecek. Gelecek. Çok. Beşinci mi maşallah? Çetin Cevizi herhalde. Evet, Çetin Cevizi mi? Arkadaşlar ben yeni de Belediye Başkanımız gibi ben Deniz'im. Yani daha yeni seçildim. bu Altınyurt köyünden geliyorum. Yani orada önceden küçükken öğrenciydim. Orada çok çalışarak bu işe atıldım. Hatta Sayın Belediye Başkanımız Bekir Öztekin'in koltuğuna gitmiştim. Daha sonra ona ben büyüyüp ben başbakan olacağım demiştim. Ve şimdi de sözümü yerimine getirdim ve başbakan oldum. Şu anda ilk olarak burada toplanıyoruz. Çünkü ilk olarak biz okullarımız için, milletimiz için, halkımız için işler yapacağız. Okulumuz için kilit taşlar istiyorum. Yani o ön bölgede ben küçükken orada hep küçük çakıl taşları vardı. Şu anda yine gittim gördüm ve yine var. Ben oralara kilit taşlar istiyorum. Sonra okul kütüphanemizi güzelleştirmek, okul kütüphanemize daha iyi kitaplar getirmek istiyorum. Daha sonra çevre düzenine önem vermek istiyorum. Yani çevremizde daha önce zaten Sayın Bekir Öztekin başkanımız orayı düzenlemişti. İşte kilit taşlar falan olmuştu. Ama fidanlar falan ekerek elimizden geldiğinin daha iyisini yapmak istiyorum. Talimatları almak istiyorum. Bugün için talimatlarda kökünle ilgili birkaç yerde şikayetimiz vardı. Onları değerlendirme üzere arkadaşlarımız gittiler. Ne gibi şikayetler? Hayvan gübresiyle ilgili bu yol kenarlarına atılan hayvan gübresi, odun, kum, vatandaşın isteğine göre onlara ihtar veriyoruz. İhtara uymayanlara gereken yasal işlemi yapıyoruz. Okul kantinleriyle ilgili iki gün önce bir denetlememiz oldu. İş yeri açma ruhsatlarıyla ilgili, tarihi geçiş ürünlerle ilgili onları topladık, yukarıda imha ettik. Tabii toplarken teslim tutanağıyla, imha ederken de imha tutanağıyla bunları elden çıkarttık. Artık bize bu tabirimizde duyduğunuz gibi öyle yaramaz bir durum yoktu. Yani olsa bile biz zaten yasal işlemleri veriyoruz kendisine. Şimdi ben öncelikle Altınyurt'tan gelen direkt hocalarımıza, direkt öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Bu zahmet ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii mutlaka istikbalde bu görevleri gençlerimize devredeceğiz. Buralar kalıcı yerler değil. Bu bir bayrak yarışıdır, bir hizmet yarışıdır. Bugün bizler burada ciddi manada hizmet yapma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu genç yavrularımız ciddi manada yetişecek. Bunlar bu makamlara oturacaklar ve halkımıza, milletimize ciddi manada hizmet edecekler. Gençler bizim geleceğimiz. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yılını kutluyoruz. 23 Nisan malum memleketimizde çocuk bayramı olarak ilan edilen bir bayram. Bu vesileyle çocuk bayramı bizim için son derece ehemmiyet arz eden bir husustur. Biz onu da değerlendiriyoruz. Gençlerimizle, çocuklarımızla, yavrularımızla son derece ilgileniyoruz. İnşallah istikbalde bunlar da gelecek, bizim kaldığımız yerden devam edecekler. Biz onlara iyi bir zemin hazırlamak için, onlara iyi bir köprü olabilmek için gecemizi gündüzümüze kataraktan çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki inşallah onlar da buraya oturduklarında kendilerinden sonra gelecek nesillere hizmet etmek için büyük bir gayret içerisinde olacaklar. Ben bu genç yavrularımızı şimdiden kutluyorum. İnşallah istikbalde daha güzel görevlere gelirler, daha güzel hizmetler yaparlar diyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bu 23 Nisan bayramının bütün çocuklarımıza, memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum. Bir toplu bir fotoğraf çektim.